Hayırlı olsun. Sayın Başkanım. Hepimiz hayırlı olsun. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Gel sıraya girmiyor. Ülkemizin değerli çiftçileri, 84. dönemimizde Turhal Şeker Fabrikamızın 84. döneminde çiftçi tanıtım toplantısına hoş geldiniz efendim. Kayseri şeker sektörünün Türkiye'deki önemli aktörlerinden bir tanesi, güçlü kuruluşlarından bir tanesi. Son 7 yılda yaptığımız çalışmalar sonucunda Türkiye'de şu anda şeker sektörünü ayakta tutan en güçlü kuruluş haline geldi Kayseri Şeker Fabrikası. Dolayısıyla Kayseri Şeker Fabrikası bu sektörde varlığını daha güçlü bir şekilde sürdürmek adına bu ihalelere girdi. Turhal Şeker Fabrikası'na talip oldu ve aldı. Yani biz başkalarının niyetini bilmeyiz ama bizim niyetimiz Turhal Şeker Fabrikası'nı geliştirerek çalıştırmak. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. 84. kampanyasını idrak eden Turhal Şeker Fabrikası inşallah bizim elimizde, bizimle beraber ama hep birlikte daha onlarca yıl, belki inşallah 84 yıl daha, 84 yıl daha burada varlığını sürdürmesi arzusundayız, niyetindeyiz, azmindeyiz ve bu kararlılıkla çalışacağız. Bu yönüyle biz çiftçinin emanetçisiyiz. Bu ihale sürecinde sektörden, şeker sektöründen ve pancar kooperatiflerinden hiçbir kuruluş, Kayseri Şeker'in dışında hiçbir kuruluş bu işe böyle tek başına gelip de talip olmadı. Buradan talip oldukları duyuldu ama resmi bir taliplik söz konusu olmadı. İhalede fabrika alabilen yegane kuruluş, sektörden yegane kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası oldu. Biz 13 tane fabrikanın, yani 14 tane fabrikanın daha doğrusu 8 tanesinin ihalesine girdik. Aldığımızı Turhal'a aldık ama öbürlerinin de fiyatının yükselmesine katkı sağladık. Ciddi şekilde fiyatlar yükseldi. Turhal'da fabrikanın yakınına afiş açmışlar. Şeker yoksa Turhal yok diyorlar. Biz o kanaatte değiliz. Şeker de var olacak, Tokat da var olacak, Turhal da var olacak diye biz buradayız. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Şeker sektörü Türkiye'de önemli bir sektör, stratejik bir sektör. Pancar çiftçisi bizim için çok değerli, çok anlamlı. Türkiye açısından anlamlı. Dolayısıyla hem bu bölgeler için hem de bizim Orta Anadolu, daha yani İç Anadolu bölgesi için işte Yozgat, Sivas, Kayseri, daha batıya doğru diğer illerde
şeker pancarı gerçekten olmazsa olmaz. O yönüyle de bu fabrikaların mutlaka yaşaması lazım. Mutlaka varlığını sürdürmesi lazım. Fabrikayı yaşatacak olan nedir? Üretimdir. Fabrikanın ihtiyacı olan üretim yapılırsa bu fabrikalar yaşayabilir. Yani çiftçi olmadan bu üretim yapılabilir mi? Çiftçi olmadan bu fabrikalar yaşayabilir mi? Bu fabrikalar çiftçi olmadan varlığı sürdürülebilir mi? Mümkün değil. Onun için bizim için öncelik mutlaka pancar çiftçisinin ayakta kalması, varlığını sürdürmesi, şeker pancarının üretiminin devam etmesi ve şeker fabrikalarının yaşaması bizim için vazgeçilmez milli görevlerden bir tanesi. Biz böyle görüyoruz, böyle addediyoruz. Teşekkür ediyoruz.